Öbür gündemden herkese merhaba. Bu hafta Kılıç Buğra Kanat stüdyolarımızda ve İlke Özalp bizimle birlikte ne konuşacağız? Squid Game'i konuşacağız. Biliyorsunuz Kore yapımı bir dizi girdi hayatımıza. İzledik. Belki bazıları birçok kez izledi. Nasıl popüler oldu ona bakacağız. Onu değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Kılıç Bey. Hoş bulduk. İlke sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, neden popüler oldu bu dizi? Hemen bir giriş yapalım böyle. Çok popüler. Yani artık sosyal medyanın gündeminde tamamen bu var. Kalamar oyunu Türkçesine baktığımızda. İçindeki karakterler sürekli bir şekilde değiştiriliyor. O dizinin içerisindeki yuvarlak, üçgen, kare sembollerini görüyoruz sürekli her yerde. Artık bunun bir reklamı, ticareti dönüşmüş oldu. Dizinin içinde yer alan o ikonlar, mesajlar. Kore kültürü zaten başlı başına tartışılması gereken bir konu belki. Ama Kore yapımı dizilerin ve filmlerin de son dönemde çok popüler olduğunu görüyoruz. Özellikle Squid Game, yani oradaki o insanın yüzüne tokat gibi çarpan neoliberalizme eleştiri neydi acaba? İnsanların dikkatini çeken o muydu? Bir açlık oyunları gibi bir oyun oynanıyor. Öldürülen insanlar var. Ne anlatıyor bu bize? Evet, ilk kez sana sormak istiyorum öncelikle. Teşekkür ederim Simge. Şöyle, aslında Squid Game'in şu anda bu kadar popüler olmasının sebebi bana göre kesinlikle yaşadığımız süreç, yani pandemi süreci. Zaten bu Squid Game senaryosu, zaten senaristi ve yönetmeni aynı kişi biliyorsun. 2008 yılında yazmış bu işi aslına bakarsan ve 2008 yılında yapımcılara veriyor, işte platformlara veriyor, benzeri platformlara diyelim. Fakat kabul görmüyor, hatta tepki görüyor, yani böyle iş mi olur işte insanları öldürerek falan gibi bir tepki alıyor. Çünkü zamanlama hatası var. Aslında sinemada, televizyonda her şey, belki pazarlamada bile diyebilirim, her şey doğru zamanda piyasaya sürülme durumu vardı ya, işte doğru zaman doğru proje derler. Şu anda bu kadar izlenmesinin sebebi de bu dönemde oluyor olması, verilmiş olması, yayınlanıyor olması. Hani ne alaka var diye sorarsanız bu dönemde, şöyle ki bir kere filmin temel prensibi zaten hayatta kalma zorunluluğu. Yani bundan 2008 yılında vermişti, kaç senede? 10-12 sene öncesi, 13 sene öncesi. Hayatta kalma zorunluluğu algısı, sadece kendimize soralım, ne kadar vardı bizde? Yoktu belki de. Ama pandeminin getirdiği işte yaşanılan maalesef ki ölümler vesaire, salgın hastalıklar ve acaba daha da beteri gelir mi duygusu hayatta kalma zorunluluğunu bir şekilde ön plana çıkardı. Bu ilk sebep. İkincisi, yine aynı dönemde, yani pandemi sürecinde zengin ve yoksul arasındaki makasın çok fazla ayrışmış olması, yani çok daha fazla açılmış olması ki zaten Squid Game'de de aynı şeyi çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz izlerken, zengin ve yoksul farkını. Üçüncüsü, Netflix'in şöyle bir özelliği var. Yöresel işleri evrenselleştiren bir formu var Netflix'in. Şimdi bizim evrensel sinema, evrensel dizi, film vesaire dediğimiz olgu bugüne kadar sadece Hollywood'tu. Hollywood evrenseldi. Hepimize, herkese, her millete hitap ediyordu. Ama Netflix inanılmaz derecede şaşırtıcı bir şekilde yöresel olan bir işi alıp evrensel hale getirebiliyor. Evet, sanıyoruz Kore yapımları da zaten Hollywood'u artık yıkmaya aday. Aday ve hatta bunu zaten aslında 2019 yılında Parazit filmiyle ortaya koydu. O zaman da çok sükse yapmıştı, gündeme gelmişti. Orada da iki farklı ayrım tartışması vardı. Yani ben zamanlamayla ilgili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben bu pandemi yorumunu Kılıç Hocam değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne diyorsun İlke'nin pandemiyle birlikte hayatta kalma mücadelesi hakkındaki eleştirisine? Böyle mi sence de? Squid Game bununla mı? Neden popüler oldu bu dizi? Şimdi ben de bunu izledim. Bir gece açtım. Çünkü herkes konuşuyordu. Evet. Benim 16 yaşındaki, 15 yaşındaki yeğenim bunu izlemiş, sürekli olarak söylüyordu. Ve Netflix'in hani son zamanlarda çok da kaliteli dizi çıkarmadığı için ve Money Heist gibi, bizim işte Breaking Bad gibi izlediğimiz diziler bittiği için ortaya aniden bir dizi çıktı. Dizi Uzak Doğu. Aslında hani kimse dublajlı artık film izlemek çok fazla istemiyor. Ve kimse altyazı da okumak istemiyor. Ama ona rağmen aniden insanlar farklı sebeplerden belki dizi izlemeye başladı. Bana göre birincisi Kore. Tabii yani
hem İlke'nin söylediği gibi Parazit filmi, hem de son zamanlarda artan Kore ilgisi, Kore sinemasına olan ilgi, işte Kim Ki-duk, Chan-wook Park gibi yönetmenlere olan ilgi. İkincisi Kore K-pop dediğimiz, değil mi? Kore pop müziğine, işte BTS gibi gruplara oluşan evet, ilgi. İşte McDonald's bu aralar, tam bunun yayınlandığı aralar, özel bir şey hazırladı. Menü hazırladı. BTS menüsü üzerinde işte BTS falan şeyi var. Herkes Kore ile ilgili bir kafasında bir şey oluştu. Tabi bu Kore'nin sadece popüler kültürde değil, işte Samsung diye bir markası var. Dünyada herkes evet, kullanıyor, işte Apple'la mücadele ediyor. İşte LG diye bir markası var. Bosch'la Westinghouse'u neredeyse hani zorlayan marka. Westinghouse bitti de işte Bosch'u zorlayan. İşte Kia, Hyundai gibi arabaları var. Lotte gibi otelleri var. Dünya markası olan ürünleri. Dünya markası olan işte Gangnam Style'ı hatırlıyoruz. Evet. Gangnam Style'ın neden dünyada tuttuğunu kimse çok fazla bilebildi mi? Bilemedik. Değil mi? Neden işte garip hani garip estetik. Ama hem dansı hani, hem klip hem o müziğin işte ritmi neden, kapıldık biz o neden? Ritme i̇şte dinlemeye başladık. İşte bu popüler şey kültür belki evet, böyle bir şey. Hani bilmenize çok fazla gerek yok. Ama dünyadaki farklı toplumlardan insanlarla aynı şeyi dinliyor olmak belki de sizi küresel köyün bir vatandaşı, evet, yerlisi hissettiriyor. Küresel hisleri. Tabii şimdi düşünün 90 ülkede Netflix'te bir numara. Netflix'in tarihinde bir numara. Evet. Ve elbette herkes izliyor. Hani böyle daha dikkatli izleyen film izleyicileri, sinema eleştirmenleri ya... Hani sanki biz bu filmi daha önce görmüştük. İşte aslında Running Man'deki gibi, Hunger ya, Games gibi evet, filmlerde evet, görmüştük. Onlar ama bu kadar... burada ne var? Sanki bana burada hani Kore ile ilgili, Kore'nin popüler olmasından daha farklı olarak renkler, grafikler, sanki bir animeyi animeyle değil karışım mi? Gibi. Gerçek ama bir bilinçli, filme bilinçli tabii ama andırmıyor mu? Andırıyor. Değil mi? Hani oradaki set, dekor, merdivenler. Kesinlikle. Biz hani tanıdık şeyler var. Mesela o 456 kişinin giydiği beyaz ayakkabılar Vans ayakkabı. Şimdi işte vardı yani eskiden şimdi Amerika'da herkesin giydiği, gençlerin evet, giydiği en popüler ayakkabı. Hani gençler bir taraftan da bir şeyler görüyor orada. Kendilerine ait bir şeyler görüyor. Zaten bu gibi özellikle farklı ülkelerden yapımı olan filmlerde bizi bağlayan şu oluyor, kendinizden kendinize yakın bir şeyi buluyorsunuz, görüyorsunuz ve o demir atma, çıpa atma gibi oluyor. Ve oraya tutunup denizi izleyebiliyorsunuz. Kesinlikle. Bu da biraz bir şey, onu kattı. İkincisi tabii Covid ile ilgili şu var, Covid ile ilgili hani insanlar evlerinde, dizilerle ilgili de böyle bir hani hatırlarsanız Covid'de sokağa çıkma yasakları olduğu zamanlarda ne olmuştu? İnsanlar şunu konuşuyordu. Abi tüm dizileri bitirdik. İşte oturduk abla tüm dizileri bitirdik. Oturduk izledik. Şunu da izledik. Bunu da izledik. Bu da onlardan bir tanesi belki. Covid zamanında belki oluşan o film izleme, dizi izleme huyunu, alışkanlığını bir şekilde hissettiğimiz bir şey oldu. Tabii bunun pazarlaması da var. Evet, fena hani tamam, enteresan bir şey, konu gibi geliyor. Ama şu da var, çok da iyi pazarlandı. Bunu bilerek mi pazarladı, bilmeyerek mi pazarladılar? Şöyle, hani elbette bilinçli yapılan bir pazarlama işlemi var. Ama bunun haricinde sürekli olarak bunun hakkında yazılan yazılar, bunun hakkında yazılan hani yapılan YouTube videoları bir şekilde filme ilgiyi de arttırdı. Evet. Şimdi ben bugün buraya gelirken Google'dan Squid Game diye baktım, milyonlarca çok yazı. Çok fazla. Ve hani şöyle, bunu dinle ilişkisinden bağlayanından tut. İşte liberalizm, evrim teorisi. Yani her şeye böyle hani karanlıkta fil görmek gibi. Herkes bir yerinden tutmuş. Bir şey ve işte bir şey, bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Aşırı da yorumlar bazıları. Hani hayatın anlamını Squid Game'de arayandan yani bu nasıl film diyene kadar bir ton
şey, farklı görüş. Popüler kültürde şunu gördük yani. Bütün dünya bunu konuşuyor. Tıpkı Gangnam Style'daki gibi. Aslında hepsinde neden, vardı bu. Neden olduğunu çok da bilmeden. Ama popüler, ilginç geldiği ve dünyadaki başka insanların da bunu izliyor oluşunun verdiği motivasyonla biraz. Bu da bir şekilde herkesi bu filme doğru itti. En popüler kültüre karşı olanlar bile neden Squid Game'i izlemiyorum diye yazılar yazdı. Evet. Ama gündemi yine oluşturdu. Kore belki de hani o yükselen ekonomisiyle, yükselen popüler kültür etkisiyle, yükselen yumuşak gücüyle, hani burada çok ideal bir Kore toplumu verilmiyor. Korelilerin çok hoşuna gittiğini sanmıyorum buna, değil mi? Ki hani evet. Zengin fakir ayrımından vahşetin bu kadar pornografik bir vahşete kadar hepsi. Ama bir şekilde tuttu mu tuttu. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diyoruz ya. Herkes bir Kore filmi izliyor şu aralar. Doğru. Ve herkes bir yandan da abi bundan sonra hangi Kore filmini izlesek diye bakıyordur. Aslında hocam hep izliyorduk zaten. Bu bizim Türk dizileri de Kore yapımı çoğu. İşte ben bilmiyorum. Ben burayı bilmiyorum. Siz öyle de şu an aklıma geldi. Hani gerçekten Kore yapımı... Kore'den uyarlanmış Kore dizilerini biz Türk dizisi olarak izledik yıllarca yani. Ya ben, Kore dizileri ama bir şeydi, fenomen yani. Evet. Kore'nin böyle ucuz romanları, aşk aynen. romanları falan. İnsanlar bayağı bir okudu. Ben geldiğimde, Türkiye'ye geldiğimde görmüştüm bir kitapçıda böyle. Kore romanları gördüm böyle. Aslında ya, o ucuz aşk romanları diyorsunuz ya, ben Squid Game izlerken birkaç yerde, hatta bayağı bir yerde bir sonraki sahneyi tahmin etmekte çok zorlanmadım. Bazı sahneler sonrasını kestirilebilir sahnelerdi. Evet. Ve sanıyorum oradaki çekim detayları, çekim yöntemleri, çekim teknikleri birazcık da izleyiciyi, dediğiniz gibi o grafikler, şekiller, onlar birazcık daha cezbetti. Bir de popüler kültür dediniz, galiba onun içerisinde bulduk kendimizi istemeden. Ben o paylaşımları sosyal medyada değiştirip onlardan goy goy yapılan o grafikleri, paylaşımları, caps'leri görünce merak edip izlemek zorunda hissettim kendim mesela. Dışarıda kalmış gibi hissettim. O şekilde başladım. Sonradan evet sardı. Bir anda bitirmiş buldum kendimi zaten. Bugün baktığımda o kırmızı ışık, yeşil ışık oyununun yanlış hatırlamıyorsam 20-30 farklı dildeki versiyonunu peş peşe bir video yapıp bundan içerik üretmişler. Bu bile milyon tane izlenmiş. Ya içerik niye? Üretmek hani ürün de üretiyor. İşte şeyde Amerika'da Cadılar Bayramı malum. İşte Ekim'in son haftası. En popüler kostüm şu an. Buradaki askerlerin o üçgen, kare, daire şeklindeki şeyleri, hani maskeli olan kırmızı üniformaları. Hatta bu yeşil eşofmanlar bile. Üretimde. Burada muhtemelen o kız bebek, şu evet. arkadaki bebeğin aynen. kıyafeti de en popüler. Belediyeler tanıtımlarını, büyükşehir belediyeleri tanıtımlarını Squid Game'in jeneriği formatında yapmaya başladı. Kartvizitler basıldı bununla ilgili. O kartvizitler üçgen, kare, yuvarlak. Oradaki kartvizitlerde Şanlıurfa Belediyesi'ydi yanılmıyorsam. Zorda kaldığınızda, tabii bizim belediyelerimiz. Zorda kaldığınızda başka bir şeye başvurmayın, bize başvurun gibi böyle arkasında da duyarlı mesajlar vardı. Bence o şekilde başvurmayın. Yapalım mı, yapmayalım mı diyorduk Times of Türkiye'de. Atlının üzerinde ya. Güzeldi. Evet, o şey harika bir şey. Onu da görelim. Hocam burada bir şey eklemek istiyorum. Kıyafetlerden bahsettik. Şimdi zaten çok tutan dizi ve filmlerde belirli bir standart vardır. Nedir o? Bütün senarist arkadaşlar bilir. Sembolizm kullanılır ve kahramanın yolculuğu, Joseph Campbell'ın yazdığı kahramanın yolculuğu sistemine göre oturtturulur senaryo. Şimdi burada net o var zaten. Yani o yolculukta işte 12 tane adım vardır. İşte ilk kahraman bir olay olur ki işte nasıl sanırım metroda adamla karşılaşması vesaire ve o kendi içinde bulunduğu dünyadan çıkma zorunluluğu hissettiği anda serüvene çağrılacak bir şey gelir.
bu bir mesajdır. Ya bir adamla karşılaşır, işte kendisine işte yeşil ve neydi? Kırmızı zarf vermişti falan. Ve o çağrıyı, serüvene çağrı aşamasından sonra da en son eve dönüş aşamasına kadar 12 tane adımlı bir senaryo kurgularsınız ve o senaryo zaten izlenme oranını her zaman yüksek tutar. Yani o sistemin dışına çıkılan filmlerde izlenme oranları düşüktür. Bir kere sistematik olarak bunu uygulamışlar. Sembolizme gelecek olursak bu noktada da hocam da bilir, ezoterik öğretiler tüm gişe filmlerinde kullanılır. Ki zaten bunun arkasında işte bizim o filmde de gördüğümüz aslında hani 5 VIP yönetici var ya, üst akıl dediğimiz. Evet. İşte bizim dünyamızda da, yani gerçek hayatta da o üst akılın kurguladığı bir sistemdir bu ezoterizm öğretileri. Ve her gişe filmine uygulanır. Nedir bunlar? İlk başta en çarpıcı olan sembolizmdir. Sembolizm ki... tabii bunun kendi inanışlarına ve insanlara vermek istedikleri tüm algılarını yönetmek için vermek istedikleri tüm mesajları içeren bir takım semboller vardır filmlerde. Bunu bütün filmlerde görebilirsiniz. İşte Matrix'ten, Harry Potter'dan, ne bileyim Yüzüklerin Efendisi'nden, işte kutsal kasedir bu, yeraltı şehridir, işte hepimizin bildiği Ra'nın gözüdür falan, hani bu tarz şeyler. Bu filmde de var bunlar dikkatli baktığımızda, ki bu film sembolizmin en üst düzey uygulandığı film, ki kaldıkları yatakhaneydi mi diyeyim oraya. Yani kaldıkları yerde duvarda zaten oyunları gösteren biliyorsunuz şekiller vardır. Merdivenler aynı şekilde. Hemen kıyafetlere de geleceğim hızlıca. Ezoterik öğretiler ki bu masallardan başlar. Bizim Kırmızı Başlıklı Kız'da bile vardır bu. Çocuk, çünkü amaç ergenlere hitap etmektir. Şimdi mesela bu film için işte 18 yaş altı izlemesin gibi bir şeyleri var. Düsturları var. Geldi bayağı bu konuda. Ama hani öyle bir var, hani izlemesin de izlesin der gibi zaten. burada şunu yapmışlar. Mesela yeşil formalar Kore'de, Güney Kore'de ortaokul ve lise çağındaki çocukların üniformalarının rengidir. Kırmızı ve morumsu merdivenler, pembe ve mora çalan bir merdiven skalası var orada, böyle bir dizayn var. O da zaten çocukluğu temsil eder. Aslında subliminal olarak yine her zamanki gibi ergenlere hitap eden, onların algısına girebilecek bir şey oluşturulmuş durumda. Set için ne diyorsun İlke? Sen setlerde bulunmuştun değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Evet, o set gerçek bir setmiş. İlk defa gerçek da o kadar bir devasa bir set kurulmuş. Çok büyük bir set o. Hatta ben şeyi araştırdım. Hani bu Los Angeles'taki, Atlanta'daki Jurassic Park setleri dizaynında mı falan diye. Evet, oradan da büyük olduğu söyleniyor. Hatta yapılan röportajda oyuncularla ilgili kendileri bile şaşırmışlar. Yani bu kadar büyük bir sette nasıl çalışacağız diye. Şöyle kurgulanmış tabii bu, şimdi doğal efektler kullanılmamış. Yani doğal efekt kelimesi yanlış bir anlatım oldu. Doğal derken bize göre doğal, yani sektörün içinde olanlara göre evet, doğal. İlke ne kadar sinematik konuşuyor değil mi hocam? Böyle maşallah. Teşekkür ederim. Ama işte mesleki deformasyon. Yok yok, güzel deformasyon. Allah kurtarsın. Amin amin. Ayrıca izleyicilerden anlamayan olursa ben altyazı geçeceğim bazen. Az önce kullandığın neydi? Ben de çok anlayamadım orada ama İlke'yi bu konuda takdir ediyorum. Çok seviyor sinemayı. Çok teşekkürler, evet. Şöyle bir durum var. Bizim alışkın olduğumuz efekt kurgulanması yapılmamış. Neden? Çünkü zaten senarist, yönetmen bu işi yaparken o kadar fakirmiş ki, yani oluşturmaya başladığında, bu işin Netflix'e dahil bu arada, bunun bu kadar büyüyeceğini zaten tahmin etmemişler. Ve tahmin etmedikleri gibi daha stabil tutmuşlar çalışmayı ve bizim filmlerde ve sinemalarda izlediğimiz, dizilerde izlediğimiz efektler korkunç masraf. Yani işte herhalde böyle bir şeyde kullanılacak olan efektler milyon dolarlar falan yapardı, bilemeyeceğim şimdi ama hani Türkiye'de bile çok yüksek meblağlarla oluşturuluyor. Ve işin seyrinde başlamış bir iş aslına bakarsanız. Bu nedenle kullanılmamış ve doğal işte efekt olmayınca ne yapacağız? O zaman set kuracağız. Yani başka türlü hani yapamayız bunu, apartmanın arka bahçesinde çekemeyiz. Yani bir şekilde set kurulacak. O yüzden de ne kadar mümkün olan en üst düzey, hani
onların kafasına göre herhalde bir seti kurmuşlar. Şöyle bir şey var, o üst akıl dediğimiz çarpıcı bir gerçek orada da, çünkü bunu sublimin olarak verdikleri 5 VIP yöneticinin orada İngilizce konuştuğunu fark ediyoruz mesela. Tabii, bunu onlar aramızda... Amerika, evet. Aslında oradaki olay Amerika İngiltere meselesi de değil. Oradaki olay şu, üst akıl İngilizce konuşur mantığı. Yani bu dünyada da böyle, yani oradaki subliminal mesaj da bu. Yani çünkü onlar üst akıl filmde. Hani biz diyoruz ya, 5 aile işte nedir, hepimiz bir şey, Rockefeller'dan başlayan bir hikayedir. Bu dünyaya 5 aile yönetiyor, Illuminati var falan. İşte aynı kafa bu dizide de var ve orada 5 yöneticinin olduğu sahnelerde dikkatinizi muhakkak çekmiştir. İnsandan yapılma sehpalar, kadın vücudundan olan işte tahtlar, ne bileyim masalar falan var. Bu da mesela çok enteresan, birçok teorisyene göre sosyal darvinizme hitap ettiğini söylüyor dizinin. Sosyal darvinizmde, çünkü insanlar kendi haline bıraktığınızda insanlar evrimleşebilme özelliğine sahiptir. Fakat tek bir gerçek vardır. İnsanları doğal haline bıraktığınızda vahşileşirler ve birbirlerini yok ederler. Güçlü olan ayakta kalır. Şimdi diziye bakıyoruz. Olay zaten bu. Birbirlerini yok etme üzerine kurulu. Güçlü olan ayakta kalacak. O yüzden buradan da dizi bayağı bir eleştiriliyordu deyip... O maskelerle ilgili var mı aklınıza gelen bir şey? Mesaj falan, verdiği bir mesaj. Ya da o maskeleri Cadılar Bayramı için... Bir dakika. O maskeleri Cadılar Bayramı için Amerika'da vitrinlerde görecek misiniz acaba? Ben onu merak ediyorum ya. Şu an vitrinlerde tabii canım başlamış hocam. Her yerde var. Türkiye'de de vardır. Çıkar şimdi Türkiye'de. Trafik ışığı koymuşlar bebeğe. Düşünsenize karşıya karşıya. Baktım alışveriş merkezlerinde alışveriş. İşten baktım, göremedim bir şey şimdilik ama başlar ya, diye düşünüyorum. Bulunur. Çıkar. Yakında şeyden. Bunu ben sormuyorum bu arada. Bayram. Gerçekten girdiğimde herkes o dizinin içinde her bölümden, her sahneden bir mesaj üretme şeyine kapılmış. Hobi edinmiş bunu. Sürekli ama diyor ki o niye saçını kırmızı yapıyor. Çünkü nereden hocam, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Niye her bölümden bir mesaj üretiyor? Neden biliyor musunuz? Şimdi normal mi? Şimdi... Normal hocam, şimdi. Korku filmleri normal mi şimdi? Korku hocam testleri yapıldı. Şimdi, tamam o zaman şöyle bir şey söylüyorum. Köpek balığı insanları yiyor. Burada ne mesaj var? Jaws. Tamam mı? Şimdi tamam. Yani buradan illa bir mesaj çıkarmaya gerek yok. Ya şu. Hocam ben, daha öncesi yapıldı. Ya şöyle. Tamam olabilir. O mesajların hepsi olabilir. Tüm subliminal mesajlar verilmiş olabilir. Belki de verilmemiştir. Ya adam filmi yapmış. Adam demiştir, ne çok satar abi. Şunu yapsam çok satar demiş de olabilir. Yani öyle olsa öyle... 2008 yılında alırlardı hocam bu işi. Niye sat, o zaman satmaz demişlerdi. İşte beğenmemişler şimdi, o zaman. Beğenmemişlerdi. Şimdi beğenmişlerdir. Film yoktur adamların elinde. Daha akıllı bir şey. Nasıl? Ama hocam bu daha önce açlık oyunları diye düşünüyorum aynen, ben de. Aynen. Açlık oyunları testlere, bizim Survivor, ya bizim değil tabii, o dünyanın Survivor'da bizde de vardı. Ya aynı şey. Yani i̇şte aslında şey yani bu mantıklı. Survival ne mesajı veriyor işte? Hayatta kalma. Hayatta kalma. Orada da aynı şey işte, aç bırakıyorlar insanları, birbirleriyle kavga ediyorlar yani. Aynı kafa. Tamam, bu da sübliminal bir şey yok. Adamlar aç. Hayır, ben doğru düşünmemiş bir senaryo değil, onu demek istiyorum hocam. Ya adamlar aç kavga ediyorlar yani, birbirini evet. Öldürüyorlar değil mi? Ben şeyi merak ediyorum, tamam. Var mı başka bu konuda ekleyeceğiniz bir şey? Ya yani... Mesaja gerek yok. Hiçbir şey mesaj. Belki vardır, mesaj vardır. Ben yüzlerce yazı yazıldığını, daha fazlasında yazılacağını tahmin ediyorum. Elbette hani para için şimdi oradaki önemli şeylerden biri, önce seçimle gidiyorlar, sonra hepsi 187 tanesi geri dönüyor. Değil mi? Şimdi... İki yani neden bunu da nereye dönüyor? Bağlayın hocam, kripto ya, paraya bağlayın işte. Bile niye bile para kaybediyorlar. Ya. Aynı. Niye bile para kaybetsin adam? Adamın parası yoktu. Canını kazanmaya çalışıyor. Ana karakterin parası yoktu ya. At yarışı oynuyordu. Hayır, günümüzde de öyle değil mi yani? Yani birebir aynı gidiyor her şey. Bence işte düşünülmüş şeyler diye düşünüyorum yani. Ona ya, uyarlanmış. Olabilir. Ben zaten her yerde, her filme baktığında evet. Düşün yani hayattan bir şeyler vardır filmlerde zaten. Ama mesele şu. Yani yani benim için orada daha enteresan gelen mesela o yaşlı adamın bu oyunu oynatması. Evet. Değil mi mesela? Onu soracaktım. Bu oyunu oynatması ve sadece yapabildiği için yapması. Ve hayatının son zamanları. Evet, gerçekten hastaymış adam. Ve tek yaşlı adam gruptaki ve aslında her şeyi kontrol eden adam. Yani üst akıl falan da olmayabilir.
Meğerse hani şey içimizde, ne içimizdeydi? Cem Yılmaz söylüyordu ya. Şey, guru guru. Ya, guru guru şeyinde söylüyordu ya. İşte güç, enerji içinde. İçinde, meğerse içinde. Onların da planlayıcısı üst akıl falan değil ya. Adam kendi planlamış. O planlıyor. Diğerlerine bahis açtırıyor. Onları bahis oyun, insanlar adamlar, üzerinden iddia oynuyorlar. Tabii iddia oynuyorlar. İkincisi mesela neden bu kadar yoğun aile şey? Hani Kore toplumunda biliyoruz. Ama mesela baktığımızda her önemli karakterin bir aile bağı var. Ve ailesiyle ilgili bir şey. Ali. Mesela birisi çok... annesi, birisi annesi için. Değil mi? Evet. Diğeri de annesini utandırmamak için. Ali mesela karısı ve çocuğu için. İşte burada zaten Güney Kore'deki kız, tipleri anlatan işte olay diğer işte. Diğer kız mesela kız erkek kardeşi için. Yani herkes de böyle bir işte kocası karısını öldürmek zorunda i̇ntihar kaldığı etti. İçin intihar ediyor falan. Böyle bir hani ortada öne çıkan bir aile şeyi de var. Yani benim için hani daha çarpıcı olan burada oydu. Ha, başka mesajlar verilir mi? Şimdi oradaki kitaplara bakıp, okudukları kitaplara bakıp mesaj üretenler var mesela. Niye Van Gogh? Niye Magritte? Tamam mı? İşte neden orada Picasso kitap falan. Tabii olabilir mi? Olabilir. Ama hani biz bunu izlerken oradaki mesajı mı anlamaya çalıştık? Yok. Yoksa farklı bir şey mi geldi? Popüler kültürü, her popüler kültür ürününü bu kadar felsefi, teorik olarak yüceltmeli miyiz? Bence... Derinlemesine incelemeli miyiz? Bilmiyorum. Bu da tüketim çılgınlığımız işte. Bu dizi konuldu önümüze, tükettik. Sonrasında hızlı bir şekilde reaksiyon gösteriyoruz. Hala içinden bir şey çıkartmak gayesindeyiz. Evet, herkes verilen mesajı aldı belki ama yeterli mi değil, sonrası gelecek mi? Bunu sosyal medya aracılığıyla yine bir tüketim haline, tüketim malzemesi haline getirip biz bunu sulandırdık diye düşünüyorum ben. Mesaj şu, birisi size... Üçgen, kare, çemberli bir kart verip telefon numarası verirse aramayın. Olay bu. Bana göre en önemli mesaj bu. Evet. Buradan da şeye geçelim birazcık da onu da konuşalım. K-pop. Dedik ya orası da bir Survivor değil mi? Bakıldığında K-pop üzerine de çok fazla eleştiri var. Aynen. İşte Kore kültürüne meraklı olanlar, Kore popüler kültürüne ve bu dizi müziklerine meraklı olanlar zaten belki de bu kadar çok mesaj aradı. Ama K-pop fanlarına baktığımızda da orada bir cinsiyetsizlik oluşturulması vesaire bir sürü eleştiri var K-pop'un içerisinde. Onun da sadece bir müzik grubu olmadığı vesaire söylentileri var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi burada da bu konuda kırıtıyorum. Hayır tam tersi. Yine subliminal mesaj. Bu konuda sizle aynı fikirdeyim hocam. Şöyle ki şimdi K-pop yani Kore müziği kültürü diyelim. Her dönem zaten yani bizim çocukluğumuzda da, şimdiki arkadaşların çocukluğunda da her zaman bir böyle K-pop diyebileceğimiz yani isim benzerliği değildi ama şey var mesela bizim dönemde de şey vardı. Pop the J vardı yani hatırlarsınız hocam. Ya o zaman o da deli asit müzik falan değil mi? Yani onlar da böyle deli şey furya olmuştu yani her şey... Aynı şekilde ilerliyorduk. Mesela şimdi K-pop'taki işte o BTS dedikleri gruplar vesaire, işte yakışıklı beş genç falan. Bizim zamanımızda Nil Kisson'da blok vardı. Hepimiz onlara aşıktık falan. Yani hani bunlar her dönemde vardı zaten. Hani bence tek bir fark şu, şimdi sosyal medyanın etkisiyle bunlar ayyuka çıktı. Daha doğrusu ailelerin gözüne sokuldu. Kaba tabirle. Yani çünkü o zaman aileler çok farkında değildi. Yani işte benim kızım ne dinliyor? İşte niye duvara o posteri astı? Ya da benim oğlum niye o kolyeyle geziyor diye. Bilmiyordu ki çünkü yani. Ama şimdi aileler de sosyal medya aracılığıyla çocuklarının, genç arkadaşların dinlediği müziklere hakimler, onları aşırı derecede takip ettiklerinin farkına ve bunu sağlıksız buldukları için biraz önce sizin de söylediğiniz gibi konuşa bence büyütülüyor. İşin perde arkasına baktığımızda evet işte orada da çok şey dönüyor işte K-pop grupları işte sevgili yapmayacaklar, işte cinsiyetsiz görünecekler, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyecekler, işte şarkı sözlerini bir sürü kuralları yasaklar. Ama inanın bu olay Türkiye'deki pop starlar için de geçerli.
Yani bugün işte bir şu an değildir ama hani zamanında diyeyim. Tarkan da bence bu yasaklara tabi tutularak Tarkan olmuştur yani. O yüzden ben bu konuda biraz abartıldığını düşünüyorum. Bu kadar. Söylüyorum bunları da. Katılıyor musun? Ya ben çok anlamış değilim. Ben bir kere hatırlıyorum bu Say Gangnam Style'ı söyleyen Say'ı bir yerde eleştirmiştim. Biri bir konserini gösterdi Kore'deki. Seul'deki konseriydi sanıyorum. Seul'ün en büyük meydanı var. Sanıyorum 1 milyon insan vardı. Yani evet, yukarıdan evet. Bir kamerayla kalabalığı gösteriyorlardı. Korkunç bir izdiham. Bizim çok anlamadığımız bir şey. Yani böyle bakıyorsun Pikachu gibi yarı değil mi? Hatta onun evet. Emojilerini evet, falan evet, yaptılar evet, Line evet. Hani şeyinde aplikasyonunda animelerini şey emojilerini yaptılar. Böyle anime gibi yarı anime yarı insan. Böyle öyle görünen karakterler. Nasıl bu kadar küresel fenomen ya oldular? Şöyle ama bu popüler kültür, Asya'dan gelen popüler kültür. Bu şiddet, filmdeki şiddeti konuşuyoruz da. Yani bundan önce çok popüler olan, hani tam Parazit şey aldı, Oscar aldı ama Old Boy diye bir film vardı Chan Wook Park. Evet. Bundan 10-15 sene önce olmalı. Evet. Yani John Travolta'nın hani böyle bulup Quentin Tarantino'nun bulup getirdiği filmlerden bir tanesi, yönetmenlerden bir tanesi tanıttığı dünyaya. Ya vahşet, orada vahşet. Evet. Hatta onun bir intikam üçlemesi var. Farklı farklı intikam şekilleri. O da bir zaten o serinin üçlünün birinci filmi. Hani böyle Asian Extreme dediğimiz. Aynen izleyemiyorsun. Yani. Artık böyle izleyemiyorsun. Böyle kan şey böyle artık. Abi mide bulantısını da geçiriyor ya artık için gidiyor ay diyorsun ya lanet olsun mu bunu izleyeceğime gidip başka bir şey izleyeyim yani. Böyle filmler şimdi manga kültürü oradaki değil mi bütün dünyayı saran. Bir taraftan da şunu da anlamak gerekiyor yani Asya'da işte 1980'lerde Japonya'da işte Akira Kurosawa'nın son zamanları tabii Shohei Imamura gibi Takeshi Kitano gibi yönetmenler. Daha sonra Çin sineması işte 5. kuşak, 6. kuşak, Zhang Yimou, Chen Kaige gibi yönetmenler. Daha sonra bütün dünyayı bir hani bazı bölgelerde saman alevi gibi de olsa Bollywood. Değil mi? Herkes evet. Herkes birkaç filmi izledi yani. Herkes ya maruz kaldı ya ekspoze oldu ya severek izledi ama bir şeyler izledi orada. Şimdi de belki de hani o bir dalga belki. Şimdi de Kore kültürüne. Evet. Egzotik geliyor insanlara. Yani şunu anlamak gerekiyor. Bir şeyin egzotik olması için böyle Orta Doğulu işte hani bizim kafamızdaki oryantalist imajda olması gerekmiyor bazen. Bu da egzotik bir görüntü olabiliyor. Oradaki işte merdivenler egzotik bir görüntü olabiliyor. Evet, evet. Oradaki çocuğun annesiyle ilişkisi egzotik bir şey olabiliyor. Dolayısıyla hani ben izlediğim zaman hani bu popülariteye falan baktığım zaman sanki bu bir dalga. Ve bu dalganın belki de Kore ayağındayız. Bence ve Kore de, ayağının evet. Belki de o dalganın tsunami'ye oluşmuş hali bu filmdi. Belki bu filmden sonra yüzlerce Kore filmi izleyeceğiz ve hayal kırıklığına uğrayıp bırakacağız. Belki de bu filmin ikinci sezonu, dizinin ikinci sezonu çıktığında ay keşke yapmasalardı onu diyeceğiz. Ya da belki yeni milletin sırrı dolayısıyla o kadar yani. Kalıcı varoluşsal sorularımızı irdeleyen bir şey olmayabileceği gibi ortada büyük bir ticari, ekonomik başarı öyküsü olmuş olabilir. Var, evet. Belki onu konuşacağız. Ezberleri evet. Belki bundan 10 sene sonra film ne demek istiyor diye konuşmayacağız da film en çok hasılat yapan film diye konuşmaya devam edeceğiz. Doğru. Peki. Zamanı gelince onu da konuşalım öyleyse. Öbür gündemi noktalayalım. Var mı ki eklemek istediğim bir şey? Yok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Evet, gündemdeki Squid Game'i konuşmaya çalıştık. Onun yanı sıra bir açlık oyunlarının yaşandığı iddia edilen bir de K-pop'u, Kore pop'unu konuşmaya çalıştık. Öbür gündeme şimdilik nokta koyalım. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip edip abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz.